X-Men programını açıyoruz. Canlı izleme yapmak için burada herhangi bir kullanıcı adı ya da şifre girmenize gerek yok. Direkt ekranın sol alt köşesinde bulunan monitör ekran işaretine tıklıyoruz. Ve uygulamamıza ekli olan cihazlar karşımıza geliyor. Buradan diyelim ki birinciyi tıklıyorum. 4 tane kamera karşımda çıktı. Birinci kameraya tıkladığım zaman direkt canlı izleme ekranı açılmış oluyor. Sola doğru kaydırdığımda ekranı ikinci ve üçüncü kameralara geçiş yapıyor. Ekranı yan çevirdiğimde tam ekran olarak görüntü alabiliyorum. Tekrar dik çevirdiğimde karşımda mikrofon, hoparlör, kamera, fotoğraf makinesi ve ayarlar butonları var alt bölümde. Burada ses bulunuyorsa sisteminizde soldaki iki taneyle ve bir fotoğraf çekmek istiyorsanız fotoğraf makinesiyle ayarlar bölümünde de yine ayarlar var. Burada altta bakın film şeridi şeklinde bir sembol görüyorsunuz. Hemen bir rakamın üzerinde. Bu arada 1, 4, 9, 16 ekranın kaça bölüneceği ile ilgili olan rakamlar. 4'e bastığımız zaman ekran 4'e bölünüyor. 9'a bastığımız zaman 9'a, 16'ya bastığımız 16. Burada film şeridi olan işaret. Bu da kayıt izleme seçeneği. Onun yanındaki sembolü de söyleyelim. O da hareket sağ, sol, yukarı, aşağı, zoom gibi özellikler olan PTZ diye tabir ettiğimiz speed zoom, hareketli zoom yapabilen kameralara ait kullanabileceğimiz bir özellik. Onun en sağdaki de HD ve SD yani çözünürlüğü üzerine bir kere tıkladığım zaman HD yapıyor çözünürlüğü. Bir kere daha tıkladığım zaman SD yani akıcı yapıyor. Bu özellikten de faydalanabiliyoruz sıklıkla. Kayıt izleme nasıl yapılır ona bir bakalım birlikte. Burada sembole tıklıyorum. Karşıma bir tarih ve saat çıkıyor. 2025-9, 5. ayın 9'u 2020'den itibaren yani bugünün tarihinde gece 00'dan itibaren ki kayıtlar benim karşıma geliyor. Herhangi bir saat tarih seçmediğim için. Burada kayıtları istersek bu sağdaki renkli olan bölümü sola doğru kaydırarak saat yazan bölümü sola doğru kaydırarak alt bölümde bulunan saat zaman bölümünü saati istediğimiz zaman dilimine alabiliyoruz. Tabii XME olduğu için birazcık böyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Bakın geldi ama yine de gelmedi değil. Şimdi 4.44 oldu. Mesela ben saat 12-13 alayım. 13-11 alıyorum. 13-11 aldığım zaman birazcık bekliyorsunuz. Tabii ki çok az. Ve 13-11'in kaydı geldi. Burada biz bir zaman dilimi veya tarih veya gün seçmek istiyorsak 2025-9 yazılı olan yere tıklıyoruz. Burada karşımıza gelen ekranda saat tarihi ayarlayabiliyoruz. 07 Mayıs 2020 diyorum. Evet diyorum. 07 Mayıs 2020 saat 13.12'yi karşıma getirdi mi? Bakalım. 07.05.2020 13.12 getirmiş. Evet. Tekrar küçültelim ekranımızı. Evet. İzlemesi çok kolay. Yapılan işlem çok kolay. Fakat programın cevap verme hızı o kadar iyi değil gördüğünüz gibi. Yani başka programlarda daha hızlı, daha böyle performanslı izleme yaptığımızda tanık olduğumuz için bunu söyleyebiliyorum. Ama tabii ki fiyatına göre kesinlikle tercih edilebilir. Yani hani bir söz vardır, fiyat performans ürünü diye. Bu o tarz bir ürün diyebiliriz. Evet. Geri gel diyorum. Diğer kameranın kaydına bakacaksam da
Şuradan mesela altta 1, 4, 9, 16'dan 4 yapıyorum. Dörtlü ekran yaptığım zaman ikinci ekranı tıklayıp bu kameranın kaydına da bu ekran üzerinden ilerleyerek gidebiliyorum. Yani tekrar film şerit işaretine bastığım zaman bu kameranın kayıtlarına ulaşabiliyorum. Yöntem bu şekilde devam ediyor. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Bu kadar.